3B modelin içinde bulunan pantograf komutuyla şuradaki yazılarımızı yazacağız. Sorkem 2013'ü ve benim mail adresim Mustafa Karaca @55@windowslive.com. Bu yazılarımızı yazacağız. Hemen 3B modelde nasıl yazı yazıyoruz bunu öğrenelim. Hemen ilk önce tabi parçamızı tanımlamamız gerekiyor. Parçamı kaydettim. Masa üstüne ve pantograf diyorum. Modelin bulunduğu klasörü kullanacağım. Yok sistemin metrik. Tamam dedim. CNC kontrol ünitem Fanuc. Referans tanımlayacağım. Referansım da parçamın köşesi olsun. Onay verdim. Gelen bilgilendirme penceresinde de tamam diyorum. Başka sıfırım ya da pozisyonum yok. Buna da o yüzden onay verdim. Şimdi stop modelimi tanıtacağım. Stop modelimi model 3D olarak tanıtacağım. O yüzden DAN tanımının altına geldim. 3B model dedim. Ve gelip parçamı bir defa seçtim. Bakın parçam renk değiştirdi. Solid 1 burada algılandı. Buradan onay verdim. Model 3B'ye tanıtmamın amacı parçamda hiç pası olmadığını gösteriyorum. O yüzden model 3D olarak tanıtıyorum. Bunu da bilgisini verelim. Hadi modelim zaten programı tanıyor. Başka işlemim yok. Buradan onay verdim. Parçamıza şöyle üstten bakalım. Şimdi geldim işler üstüne. Sağ tuş, ekle. Buradan pantograf işlemlerine tıkladım. Pantograf işlemlerinde geometri kısmına girdiğim zaman bakın buradaki yazılarım yazı fontunu olduğu için bak zaten üstüne geldiğimde A harfi çıkıyor. Eğer ben bunu normal şuradaki sketch line'larla çizmiş olsaydım yani buradan da tanımlayabilirdim. Ama bu işlemim yazı işlemi olduğu için ben parçamı buradan tanıtamıyorum artık. Yazılarımı buradan tanıtamıyorum. Onu da nereden yapıyorum? Şuradan geldim. Çoklu zinciri ekle dedim. Buradan yazıyı seçtim. Ve geldim bakın yazım üstüne bir kez dokunduğumda ve gelip buradaki yazımı seçtiğimde direkt programım algılıyor. Onay verdim buna. Çok küçük geometrilerim ve zincirlerim olduğu için programım biraz hesaplamakta gecikiyor. Bunun sebebi odur. Şimdi buradaki ok yönlerim benim çok önemli değil. Çünkü ben takımımı orta konumdan çalıştıracağım için o yüzden önemli değil. Eğer tabi takımımı sağdan ya da solundan çalıştıracak olsaydım eğer buradaki ok yönleri benim için çok önemli olacaktı. O ok yönlerini çünkü takımın dolaşacak olduğu yönü seçmem gerekiyordu. O yüzden ona bilgisini verelim. Ama ben takım konumum burada orta olacağı için yani şu zincirlerin şöyle yaklaşırsak şuradaki zincirlerimin tam ortasından geçeceği için takım merkezi. O yüzden buradaki o gönderim çok önemli değil. Şimdi burada işim kalmadı başka. Şuradan onay verdim. Göster dersek seçmiş olduğumuz yazılarımızın zincirlerini görebiliriz. Şekilde gördüğümüz gibi pembe yazılar bizim yazacak olduğumuz yazılar. Çıktım buradan takıma geldi sıra hemen bir tane desen takım ekleyelim ya da pantograf takım ekleyelim. Hangisini ekleyelim? Şöyle desen takımını aldım. Şu uç yarı çapım 0,1. Buradaki açım ve TD açım 0,2. Tamam, diğer kısımlar yeterli benim için. Seçtim. Yazı yazarken şuradaki bilginiz çok önemlidir aslında sizin. Eğer şöyle şekilde gördüğümüz gibi eğer çok küçük küçük yazılarınız varsa parçanızda buradaki ilerlemenizi bakın devrinizi değil ilerlemelerinizi düşük tutmanız gerekiyor. Eğer çok yüksek hızda ilerleme tutarsanız şuradaki küçük yazılarınızı yazarken
Takımlar bir geometriden diğer geometriye geçerken köşeleri kırık kırık çıkartır. İstediğiniz fontta olmaz yazılarınız. Eğer buradaki yazılarınızın kusursuz bir şekilde yazılmasını istiyorsanız şuradaki XY ilerlemesini ve Z ilerlemesini düşük tutmanız gerekiyor. Devrinizde artırmanız gerekiyor tabi. Seviyelere geldim. Seviyeler de ek olarak şurada pantograf derinliği kısmı var. Pantograf derinliği bizim şuradaki yazımızın yüzeyden itibaren kaç milimetre derinlikte olacağını gösteren kısımdır. Bakın şurada da ön izlemesini görüyorsunuz. Ben diyorum ki benim pantograf derinliğim yani yazacak olduğum şuradaki yazılarımın derinliği 0,2, 10'da 2. Teknolojiye geldim. Takım yanımı orta yaptım. Dolu alan yok. Aynı zamanda şurada şu kısımları da böyle boşaltabiliyorum dolu alanda dediğim zaman. Neyse işleme yönüm tek yön. Tamam da finish tamam. Arkadaşım yok zaten. Dilerseniz siz yarı finish ve finish işlemi de yaptırabilirsiniz. Eğer buradaki yazı derinliğiniz şu seviyelerdeki yazı derinliğiniz ondaki kadar fazlaysa atıyorum 1 mm ya da 2 mm olursa eğer şuradan gelip yarı finish ya da kaba işlemi yaptırabilirsiniz. Benim oradaki yazımın derinliği sadece 10'da 2 olduğu için tek seferde dolayısıyla yaptırabiliyorum. Şimdi bütün işlemlerim tamam. Geldim şuradan kayıt ve sapla dedim. Simülasyonumuza bakalım. Basket simülasyon. Parçamıza da üstten bakalım. Yazılarımızı yazmış olduk. Ama tabii Hosket simülasyonunda pek net göremiyoruz. Katı simülasyonda daha net göreceğiz. O yüzden katı simülasyona geldim. Şekilde gördüğüm gibi gayet başarılı bir şekilde yazımı yazmış oldum. Sizin en çok hata yapacağınız yer nedir bu yazı ile ilgili? Onu hemen söyleyelim. Şimdi benim az önce gördüğünüz gibi yazılarım gayet başarılı bir şekilde çıktı. Sizin yazılarınız eğer gerçek imalatta parçanızda bu yazılarınız istediğiniz gibi kaliteli değil de böyle kırık kırık çıkıyorsa bunun sebebi şu buradaki ilerlemenizin çok yüksek olduğundan kaynaklanıyordur. Eğer sizin buradaki ilerlemeniz 1000 olursa ya da atıyorum 2000 olursa buradaki küçük alanda olan ve küçük rakamlarla yazılmış küçük boyutlarla yazılmış olan yazılarınız şuradaki ilerlemedeki değerleriniz yüksek olduğundan dolayı kırık kırık çıkacaktır. Ama eğer gerçekten böyle çok küçük yazılarınız varsa şuradaki ilerlemenizi X ve Y'deki ilerlemenizi ve Z'deki ilerlemenizi düşük tutarsanız oradaki yazınızın kalitesini istediğiniz gibi elde edersiniz. Bunu da bilgisini verelim çünkü önemli bu. Seviyeler kısmında ise pantograf derinliği neydi? Bizim yazımızın yüzeyden itibaren kaç milimetre derinliğinde olacağını gösteren kısım. Buradaki pantograf derinliği bizim yazımızın derinliği oluyor. Sonrasında teknolojiden eğer siz takımınızı ortadan dolaştırmayacaksanız şu geometriden sağ ya da sol seçerseniz buradaki ok yönleriniz çok önemlidir. Onun da bilgisini vereyim. Şu biz az önce yazımızı seçtiğimizde farkındaysanız oklar çıkmıştı ok yönleri şekilde gördüğümüz gibi işte. Eğer benim takımımın yönü sağ ya da sol olmuş olsaydı benim buradaki ok yönlerimin hepsini ona göre seçmem gerekiyordu. Aksi takdirde yazınız istediğiniz gibi çıkmayacak. Ama ben takımı orta yaptım. İşimi garantiye aldım. O yüzden orta dediğim için hiçbir okun yönü önemli değil benim için. İstersen tek yön işlem yaptırabilirim. İstersen de zikzaklar olarak işlem yaptırabilirim. Bakın zikzak deyip bu şekilde bir görelim simülasyonumuzu. Zikzak dememiz yani ileri geri kesim oluyor. Çıktım buradan. Ben yine tek yönü seçtim. Tüm Z seviyelerini sadece aynı anda işleyebilirim. Zaten benim bu yazıda tüm Z seviyelerini işaretlememe gerek yok. Çünkü yazılarımın derinliğinin hepsi çünkü aynı derinlikte. Onda iki derinliğinde. Dilersem tabanda finish'i kapatıp sadece bakın tabanda finish'i kapattığım zaman
Program işlem yapmıyor. Bunun sebebi ise benim şuradan yarı finish'i açmadığımdan dolayıdır. Peki yarı finish'i açalım. Diyelim ki aşağı adımın 0,1 onda 1 tabanda talaş nokta 5 %5 bırak. Finish'i de açtım. Kayıt hesapla dedim. Simülasyona tekrar geldim. Bakın şimdi yazımı yazıyorum. Sonrasında da finish işlemi yapacağız. Şimdi bir de finish yapıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Kapattım bunu. Yarı finish'i de kapattım buradan. Sadece finish işlemi yapacağım. Dolu alan deseydim eğer buradan gelip kontrol derdim. Saat ürünü seçerdim. Yana kayma mı? 0,5 derdim. Bir de bu şekilde bakalım. Simülasyon. Gördünüz mü takımın hareketlerini? Bakın. Seçmiş olduğum şuradaki zincirimin içini boşalta boşalta yaptı yazıyı. Şöyle üstten bakarsak daha net göreceğiz. Şimdi yaklaşalım biraz. Görüyor musunuz? Buradaki kısmı boşalttı. Sadece seçmiş olduğum geometrilerin içerisindeki alanı boşalttı. Bir de buradan dolu alanı kapatıp bir de bu şekilde tekrar bakalım. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Simülasyona geldim. Görüyor musunuz? Ortada bir yeşil çizgiler kalıyor. Bunun sebebi ise biz seçmiş olduğumuz zincirin içerisinde boşalttırmadığımızdan kaynaklanıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Çıktım buradan. Burada başka işim yok zaten. Buradan da çıktım. Bir G koduna bakalım nasıl bir G kodu çıkacak. Nereden de işte buradan. Örnek diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi binlerce C kodu satırı. Peki, ben Mustafa Karaca. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.